Yaşar Süngü Bir krizin hikayesi. 10 milyon ölü, 20 milyon yaralı, 8 milyon kayıp asker bilançosuna sebep olan 1. Dünya Savaşı'ndan ağır hasarla çıkan ülkeler yeniden kalkınmak için ihtiyaç duydukları finansmanı Amerika'ya borçlanarak sağlamak zorunda kalınca Amerika'nın dünya hakimiyeti resmen başlamış oldu. Bu dönemde Amerika'nın 15 ülkeden faiziyle birlikte toplam alacağı 11 milyar 563 milyon dolara ulaştı. 1923-29 döneminde Amerika finans sektöründe yaşanan krizin nedeni aşırı kar hırsı ve adına serbest piyasa ekonomisi denilen aptalca uygulamaydı. Yani denetimsizlikti. Büyük buhranın hikayesini Hakan Ay ve Öznur Uçar 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde şöyle anlatıyor. Krizin patlak verdiği günlerde bankaların hızla batmasının nedeni bankaların topladıkları mevduatlarla New York borsasında işlem yapmalarıydı. New York borsası batınca bankalarda battı. Yatırımcıları sahtekarlıklardan koruyacak yasal önlemlerde yoktu. Yani devlet ekonomiyi tamamen serbest bırakınca filler tepişirken karıncalar ezildi. Tüm bu iç faktörler krizin Amerika'da başlamasına neden olurken, Amerikan Başkanı Hoover'ın borç politikası dünyayı bu krizin eşiğine getirdi. Hoover, borçlu ülkelerin altın rezervlerinin yetersizliğini bildiği halde, alacağını altın olarak tahsil etmedeki tutumuyla dünya ticaretinin %60 oranında gerilemesine neden oldu. Para arzındaki daralma, uygulanan sıkı para politikası ve faiz artışı reel sektörü daha da daralttı. Bu daralmanın etkisiyle 1922 ve 1926 arasında Almanya'dan Sovyet Rusya'ya kadar uzanan kuşakta parasal sistemde büyük ölçüde çöküş yaşandı. 24 Ekim 1929 Perşembe günü New York Borsası'nın çökmesiyle Büyük Buhran başladı. New York Borsası dibe vurdu ve 4 milyar dolar kayıp oluştu. Domino etkisiyle fabrikalar, aracı kurumlar, ticarethaneler de iflas etti. Amerika resesyonu uluslararası ticaret kanalıyla pek çok ülkeyi de krize soktu. Büyük buhranın getirdiği en büyük sorunlardan biri olan kitlesel işsizlikti. O dönemde Amerika'da işsizlik oranı %3'ten %25'e yükseldi. Amerika 1932 yılında krizin dip noktasına hızla yaklaşırken yeni bir başkan seçince hükümet değişimiyle uygulanan iktisat politikaları da değişti. Yeni başkan Roosevelt'ın getirdiği uygulama paketi ilk 100 gün ve ikinci 100 gün olarak iki bölüme ayrılmıştı. İlk 100 gün uygulanmasında toplumun her kesiminin ihtiyaçları göz önüne alınarak geniş bir yelpazede uygulamalara gidildi. Temelde iş gücünün artırılması, bankacılık sisteminin düzenlenmesine yönelik tarımsal ve endüstriyel reformlar uygulandı. 2,5 milyon kişi günde 1 dolara park bahçe işlerine alındı. Orduda istihdamı artırmak için sivil himaye müfrezeleri oluşturuldu. İstihdam artırıcı büyük kamu tesisleri yapıldı. 1935-1937 yılları arasında uygulanan ikinci pakette yapısal reformlara ağırlık verilerek sosyal adalet sağlanmaya çalışıldı. Amerika'nın krizden çıkması sosyal ve yapısal uygulamalarla 1940'ları bulurken Almanya'daki ekonomik çöküntü Hitler'in iktidara gelmesine neden oldu. Hitler, altyapı silahlanma gibi kamu harcamalarıyla istihdam oluşturmayı başardı ve işsizliği sıfıra indirerek 1936'da ülkesini krizin etkisinden kurtardı. Dünya için büyük bir felaket olan İkinci Dünya Savaşı, başka bir felaketin yani büyük buhranın atlatılmasına yardımcı olmuştu. Çünkü başta Amerika olmak üzere silah fabrikaları tam kapasite çalışmaya başlamış ve bu da ekonominin canlanmasını sağlamıştı. Amerika'daki büyük buhranın dünyaya hediyesi dolar ve IMF oldu. 1944 yılında Amerika'da Bretton Woods'ta 44 müttefik devlet temsilcisi bir araya geldi. 1946 martında yapılan anlaşmayla altın standardı uygulaması tamamen ortadan kalktı ve altın kambiyo standardına geçilerek tüm para birimleri dolara endekslendi. Bu anlaşmayla ayrıca IMF ve IBRD'nin kurulması kararlaştırıldı. Amerika ekonomik krizlerden silah satarak, dünyaya ateşe atarak kurtulmayı alışkanlık haline getirmiş. Trump'ın bugün yaptığı da bu. Yaşar Süngü, Yeni Şafak. Gü.